üç evliliğinde de yüzü gülmedi. Onlarla yüzleşmek istiyorum dedi. Vazgeçmeye geldi. Sen önce Selçuk Bahşi denen biriyle evleniyorsun. Evet. Annesi bir de çok böyle hani her şey karışan bir insandı. Bir tartışma oldu. Geldi Demir'e benim ayaklarımı vurdu ve ben oradan bir saat boyunca kalkamadım. Selçuk'tan ayrıldıktan sonra İlhan Özcan'la tanışmışsın. Evet abla. Madde kullanıyormuş, evet, şiddet uyguluyormuş. Evet abla. Ondan sonra mı olmaya başladı? Evet, tartışma çıktı ve benim geldi bu kolumu böyle ısırdı. Madde bağımlısı olduğu için. Şiddet uyguladığı için. Evet, dövdüğü için. Bir de ailemle hiç kimse, akrabam olsa hiç kimseyle konuşmamı istemiyordu. Dışarı çıkarmıyordu. Üçüncü eşi Bekir Çömlek kızı kabul etmiyor. Çocuğum hastalandı, hastaneye götürdüm Didem abla. Hı hı. Hani gittim kucağıma alıp yanına gösterdim. Bak dedim, Bekir bu senin çocuğun dedim. Yemin ederim abla, çocuğun yüzüne bakıp bir kere kucağına alıp de sevmedi. Sürpriz tanık canlı yayına bağlandı. Meryem benimle de evlendi dedi. 2 yıl beraber mi kaldınız? Evet, beraber kaldık. Ankara'da evimi yalan tuttum. Evet. Yalan, yalan. Dur Meryem. Hayır, Ankara'da evimi tuttum. İspatlarım. Beni yöneticiyle aldattı dedim hanım. O kadın yalancı. Beni çok kişiyle aldattı. Tabii, ben tabii. Bunların hepsi farkındayım. He, tabii. Hepsini çok ispatlarım. Ya sen beni evden dışarı çıkarmıyordun. Ne aldatmasına bahsediyorsun sen hayır. Hayır, babam benden 30 bin lira para istedi. Al karını dedi. Ondan sonra seni Ali sattı. Meryem'in kaç kocası var? Sen kaç tane biliyorsun? Ben şu an 12 tane biliyorum abla. Canlı yayına ihbar yağdı. Meryem ve eski iş arkadaşı ilk kez yüzleşti. İş yerinde kaç tane sevgili yaptın? 50 tane. Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz ya? Benim tekstilde nasıl çalıştığımı siz de biliyorsunuz. Çalışmaz değil mi güzelim? Bartın'da kaç tane sevgili yaptın? Çok. İş yerinde. Evet söyle, dinliyorum ben seni. Kaç tane sevgili yaptın söylesene. Ben sana diyorum işte 50 tane vardı diyorum. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun sen abla? Sen utanmadan 50 tane diyorsan millet orada dalga geçiyorsun kızım. Tamam o zaman bağlansınlar yayına. Senin oradaki timsah gözyaşların yalan. Tabii anladın canım. Mı beni? Sen ilk önce kendine bak bir otur da, tamam mı? Evet, Bartınlı Meryem Özcan 3 evlilik yapmış sevgili Meryem. 5 evet, tane çocuğu olmuş ve ikinci resmi nikahlı eşiyle de İlhan'la da boşanamıyoruz. Bir türlü gelip işte boşanmıyor benden. Çünkü bana nafaka vermek istemiyor diyor. Ve İlhan'dan sonra biriyle de birliktelik yaşamışsın, ondan evet, da bir abla. Çocuk yapmışsın. O da o çocuğun kendisinden olduğunu kabul etmiyor. O çocuğun başkasından olduğunu iddia ediyor. Evet abla. Dedin bu arada senin aslında 3 değil 4 birliktelik. Birliktelik yaşadığını öğrendik. Sonra Şafak diye biri yayına bağlandı. 2 yıl ben ona birliktelik yaşadım dedi. Evet abla. Senin aksine doğruları söylemediğini, herkesi dolandırdığın gibi iddialar havada uçuşuyor. Önce ikinci kocan, 2 tane çocuğunun babası. Evet. Gelsin mi buraya? Bir yüzleşmek ister misin? Yüzleşelim çünkü amacın onu bulmak ve boşanmaktı. Evet, evet. Boşanmak abla. İstiyorsun İlhan'dan evet, değil mi? Evet tabii ki. Şu anda da onun soy ismini taşıyorsun. Evet abla. İlhan Özcan gelsin lütfen. İlhan Bey buyurun. Selamlar, hoş geldiniz. Merhabalar. Evet. Siz birbirinizi boşanma davası için bir türlü bir araya gelemediniz mi bugüne kadar? İstanbul'da oturuyorsunuz değil mi İlhan evet, Bey? Abla. Hı? Evet. Evet. Meryem? Evet, hiç bulamadın evet, mı? Kendisi İstanbul'da oturuyor zaten. Peki niye onun boşanma davasının yanaşmadığını söylüyorsun? Ya ben ona boşanma davasını 2016'da açtım abla. Tamam. Hiçbir mahkemeye gelmediği için sürekli mahkeme ertelendi. Abla ben buna sözünü kestim, dilekçe gönderdim, ulaşmadı. 2 defa dilekçe yazdırdım Bakırköy Adliyesi'nden. Önce buna şöyle başlayalım. Siz nasıl tanıştınız Meryem'le? Nerede tanıştınız? Bizim tekstilde ben kuaförümüz var abimin onun önünde dururken yani gelip geçiyordu. Evli miydi o sırada Meryem? Evliymiş o zaman tam da bilmiyorum. Hayır değildim. Ablamın yanında kalıyordum. Akrabam vardı. Kocandan Selçuk'tan boşanmış mıydın peki? O zaman boşanmıştım abla ben. Bitmişti resmi olarak. Ha, evet bitmişti. Ama sen evli olduğunu söylüyorsun. Hayır değil tam abla. Tam net söylemiyorum abla. Neyse onu söylüyorum. Evlendiydim diyordu bana ama net boşanıp boşanmadığını bilmiyordum. Hı hı. Sizin 2 tane hani çocuğunuz olmuş. Evet abla. Hı hı. Nasıl bir evlilikti? Meryem nasıl biri? Ya ilk başlarıydı, sonra bozulmaya başladı. Eve geliyordum, evde olmuyordu bazen. Bakıyordum evin aşağısında, orada buradaydı yani. Orası burası neresi, ne yapıyordu? Yani evin aşağısında dolaşıyordu çocukla. Nerede çocuğu? Evin aşağısında ne var? Evin mahallenin, belediye var, oralarda geziyordu.
Ne yapıp geziyordu? Çocuğu gezdiriyorum diyordu. Oralarda dolanıyordu. Doğru mu Meryem? Tamam, geziyordum. Doğru abla. Bir eve geliyordum. Benim... Bazen evde olmuyordu. Genellikle dışarıda mı oluyordu? Çocuklar doğduktan sonra mı bunlar olmaya başladı? Doğmadan önce mi? Doğduktan sonra. İlk başlar iyiydi Allah için. Ondan sonra... 3-4 ayda evlenmişsiniz hemen. Evet abla, çok kısa bir zamanda. Boşluktaydım. İlham işte söylüyor. Evet. İlk eşimden ayrılmıştım. Hı-hı. Evimi de dağıtmamıştım. Hı-hı. O ara bunu tanıdım. Dürüst bir insan zannettim yani. Yine de kötülüğüne söylemiyorum. Dürüst biri değil mi? Ya bana göre değil yani. Dolandırıcı. Her şey var yani. O, nasıl dolandırıcı? Dolandırıcı. Ya ne bileyim, bir eve geldim, evde birkaç şey almış gitmiş yani. Bir şey söyleyebilirim. Sonra 2,5 sene ben bunu aradım. Bak, 2,5 sene hatta karakola gittim. Evet. Karakola gittim, dedim böyle böyle. Hı-hı. Komiser bile bana dedi, eve gelirse dedi bunu alma dedi. Belli dedi bu. Orada bırakmış. Hani ya, dedi kedi bile yavrusuna dedi sahip çıkar o zaman. Muluk polis mi söyledi? Evet abla. Hocam yanınıza geleyim. Meryem? Senin dolandırıcı olduğunu söylüyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Biz seninle ilk evliliğimiz güzeldi. Doğru mu İlhan? Hani bu beni bıraktı gitti. Ben bunun arkasından hep borç ödedim yani. Oraya buraya bak falan. Sen borcu falan bir geç. Tamam. Bak, biz seninle ilk evliliğimiz güzeldi. Bunu sen de biliyorsun. Evden gitmemin sebebi de çocukları geziyordum. Bu doğru. Bunu sen de biliyorsun. Benim en büyük onu telefon inşallah bağlanır da konuşur. Ben evde olmadığım zaman benim nereye gittiğimi sen de biliyordun İlhan. Ben bilmiyordum dayımın nereye gittiğimi. Dayımın kızının yanına gittiğimi sen ben de biliyordun. Ben senin dayın kızını dışarı iki defa, üç benim defa onlarla görmüşüm bak, Meryem. Bir şey söyleyebilir miyim? Var bak, mıydı bir samimiyetim tanıdığım ya ettiğim? Tanımıyordun ama benim hani onlarla ben evde konuşmamı istemiyordun. Eve, bir şey söyleyebilir kestim. Miyim? Bak lütfen. Benim onlarla konuşmamı istemiyordun. Doğru mu? Çocukları dışarı çıkardığım zaman başka yere gidiyor muydum? Gidersen bir annenlere de gidiyordum. Bir dayımın çünkü kızının yanına gidiyordum. Çünkü dürüst biri değildir diye şey yapıyordum. Çünkü dıştan da görüyordum. Evlendikten sonra böyle şey mi oldum? Yani namussuz, seni aldatıyor muydu sağa sola oldu? Gidip aldatıyor muydu onu anlamaya çalışıyorum. Şüpheleniyordum abla, Allah için yani, neyse onu söylerim ben. Ya varsa bir şey evet ama yoksa yok, da yok varsa ben olmaz. Derim gördüm yakaladım derim ama benden sonra çok şeyler yapmış yani. Ne yapmışım? Zaten belli zaten evden, ekranlara geliyor. Evden dışarı zaten çıkmıyordum ki ya. Çıkmıyordum. Hani sevmiyordum normalde gezmeyi. Ne bunu oldun sen de yani biliyorsun. Sen aç mı kaldın, açıkta mı kaldın? Ama aldığım maaşı bile eve koyuyordum. Yok diyormuşum şöyle böyle. Ben senin hangi bir ihtiyacını karşılamıyordum? Neyin eksikti? Hayır, bir şey söyleyeceğim. Maaşı aldığın zaman evde eve koyduğun zaman sen demiyor muydun? Meryem aldım maaş evde duracak, bu paradan 5 kuruş harcama. Ben sana bir şey söyleyeyim. Muydum, ben Meryem. Seni iki kere ölümden kurtardım. Bak Yunus Emre, bak beni iyi dinle, hiç tartışmaya da gerek yok. Ne olacaksa olsun. Ben çünkü ya çok ben yoruldum. Ben boşanmaya geldim. Bir tamam, an evvel senden kurtulayım da yani ona geldim ben. Bak, yoksa bir dakika, gelmiyordum. Bir dinler misin? Bak beni bir dinle, ondan sonra ben seni dinleyeceğim zaten. Tamam. Yunus Emre sabah 5-5.30 gibi rahatsızlandı. Yanlış anlama, doğru çocuğunun bak, ismini Yunus bile Emre... bilmiyorsun. Çocuğun adı Yunus Emre değil. Sadece Emre. Emre Özcan. Yunus olsun, fark etmez. Hayır, Yunus olur mu Emre, canım, nasıl Emre yani? Nasıl olsun? Meryem, sen takma isim takmışsın Yunus Emre çocuğa. Özcan diye geçiyordu abla. Benim kimlikte haberim yokken... yazıyor? Emre haberim, Özcan yazıyor abla. Yunus'la alakası yokken yok çocuğun. Abla, çocuğu annesiyle babasının üstüne geçirmişler. Nasıl yani? Benim eve ya babam nüfusta benim ismim abla, gözükmüyor bile abla. Bir dakika dur. Ya önce şunu söyleyeyim. Çocuğun ismine hiç Yunus diye sen koydun mu? Yok öyle bir şey yok yani. Peki olsa Yunus derim, Emre Özcan? Yunus Emre Özcan değil çıktı? İşte. Yunus Emre Özcan değil. Hatta amcam mıydı? O senin oğlun değil mi Emre? Evet tabii ki de abla. Ama oğlum, adını nasıl bilmiyorsun? Ya hayır Yunus bilmiyor, hatta abla, ismini Yunus şey koymuştu. Bir şey yok amcası yani. Koymuştu kendi hatta kendine ismini. İsim takmış kimlikte çocuğa. Ne yazıyor Allah Emre aşkına? Emre Özcan yazıyor abla. Hayır onun ismini zaten ne babası koydu ne ben koydum. Amcası dedi ki ismini koydunuz mu doğduğu zaman? Koymadık dedik. O zaman ben koyayım dedi. Yalan mı? Ya öyle sen... bir şey söylemiştir ama kimlikte çocuğun adı Yunus Emre Özcan geçmiyor. Emre Özcan geçiyor. Bize de Yunus Emre dedi çocuğun yok ismi. Abla, hayır, öyle hayır, bir şey hayır. Yok. Ha? Emre Özcan, hayır, Emre hayır. Çocuğun adı. Sen bak sen diyorsun yani ben Yunus Emre o kadar alışkınım. Hani ben o kadar hani her şeyimi ona adadım falan. Çocuğun diyorsun. Adı Emre, Emre Yunus değil. Öyle bir şey yok yani. Çocuğun adı Emre ya. Emre. Emre olur ama hayır, Yunus Emre Özcan diye biliyorum. Ha kimliğini değiştiler sonra bilemem abla. Sen çocuğa Yunus Emre mi diyordun? Evet. Çocuğa Yunus Emre diyormuş. Hayır, yok normalde abla mesela kendi çağırdığım zaman isim yanına gittiğim zaman çocuğa mesela Emre diye sesleniyordum. Yunus Emre nereden çıktı? Kendi isim takmış kendi kendine. Tabii canım kendi çocuğun adı Emre. Ya bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu oğluma düşkünüm diyor ya tamam düşkün olabilirsin düşkün. Ki benim Rabia sen de biliyorsun tamam, benim düşkün biliyorum, olduğumu. Tamam biliyorum ben sana zaten o yüzden...
Kaçırsaydın seni öldürürüm diyordu. Olmaz öyle İsteseydim... de. Ama şunu söylüyor, diyor ki İlhan, yani kızı da ondan almak istedim ama özellikle kızı asla sana vermem, asla doğru sana mu vermem diye ortalığı birbirine katmışsın kız çocuğuyla ilgili. Doğru olarak mu? Öyle diyor bak. Tamam dedim. Doğru mu? Niye kızı, ya kıza karşı kızı... özel bir düşkünlüğü, oğlanı çok fazla sevmemişsin. Ya sevmemişsin, istememişsin. Daha çok kızı istemişsin yani.